Konumuz have got, has got. Have got, has got sahiplik bildiren ifadelerdir. Kısa formu ise have ve has'dir. Anlam olarak farkları olmasa da yani var demek bir nevi. Kullanımda farkları mevcuttur. Çekimlenebilir bir fiil olduğundan geçmiş halde kullanılır. O da had'dir. Sadece he, she, it'te de has'e dönüştüğünü görüyoruz. Diğerlerinde have. Perfect tense'lerin yardımcı fiili olduğundan bazen have sahiplik mi yoksa yardımcı fiil mi olduğu karıştırılıyor. Sonrasında bir ana fiil geliyorsa bu have yardımcı fiildir. Sonrasında fiil harici başka bir türde sınıfta bir kelime geliyorsa bu sahiplik bildiren have'dir. Have got, has got'ın uzun formu. Bu form daha gayri resmi yani günlük konuşmada kullanılır. Got ile sadece present simple tense'te kullanılır. Geçmiş halinde sadece had, had got diye bir şey yok. Sadece ve sadece have'in sahiplik anlamına geldiği durumlarda onun yerine kullanılabilir. Ayrıca şimdiki zamanla da kullanılabilen bir kelime değildir. Burada yapılarını görüyoruz. Şimdi örneklere bakalım. Mesela ilk örnek. Have you got a headache? Bir baş ağrın mı var? Bir baş ağrısına mı sahipsin? Yes, I have. Evet, sahibim. Evet, var. No, I haven't. Yok, hayır. Yine mesela we've got a house. Bir evimiz var, bir eve sahibiz. Ahmet has got 3 oranges. Ahmet 3 portakala sahip. Ahmet'in 3 portakalı var şeklinde örnekler var burada. Kısa haline geldik. Bu formu daha resmidir. Yazı dilinde karşımıza sıkça çıkar. Sadece sahiplik ifade ettiğinde have, has got yerine kullanılmalıdır. Bunu unutmayalım, tekrar söylüyorum. Yine formları da var burada. Sadece question formu ikisinde değişik. Mesela burada do you have şeklindeyken diğerinde have you got şeklinde. Anlam aynı, sadece yapıda ufak bir farklılık var iki kullanımda. Örnekler şöyle. I have an idea. Benim bir fikrim var. Bir fikre sahibim. He doesn't have a plane. Bir uçağı yok. Bir uçağa sahip değil. Does she have 3 computers? 3 bilgisayarı mı var? 3 bilgisayara mı sahip? Kullanıldığı bazı durumlar sahiplik haricinde aile ilişkileri, karakteristik özellikler, hastalıklar vesaireyle de kullanılabilir. Mesela I have veya have got 2 brothers. 2 kardeşim var veya 2 kardeşe sahibim. Burada have veya have got'la da kullanabiliriz. Burada aile ilişkilerini belirtmiş olduk. She has got blue eyes. Burada da kişilik özelliği daha çok, karakteristikten çok. Mavi gözleri var. Mavi gözlere sahip. Son olarak da do you have a headache? Have you got a headache? Burada yapı farkını görebilirsiniz. Baş ağrın mı var? Baş ağrısına mı sahipsin? Have got, has got kısa bir konuydu. Böylece bitti.